Kendisi yıllardan beri bu camianın içinde, partinin içinde hizmet veren bir kardeşimiz. Tabii ki belediye başkanlığı çok büyük sorumluluk isteyen bir iş. Anlamı da şudur, belediye başkanının anlamı el emin kişi demektir. Bu çok önemlidir. Biz bunu çok önemsiyoruz gerçekten. Biz bu gücü de bu değerli aday kardeşimizde görüyoruz. Belediyenin sorunları ciddi manada çok fazla. Gerçekten çok fazla. Hangi arkadaşımız, hangi kardeşimiz belediye başkanlığı kazanırsa gerçekten işinin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama kim olursa olsun işin zorluğunu göğüsleyen, işin sorumluluğunu taşıyan mutlaka ve mutlaka zorlukları yenecek kardeşimiz olacaktır. Malum bir yerel seçim, mahalli seçim sürecindeyiz şehir olarak. 30 Mart'ta Elazığ'da bizi gelecek 5 yıl yönetecek bir anlayış iş başına getireceğiz. Esnaf odalarımız da şu anda bir yoğun bir seçim süreci içerisinde kendi teşkilat yapılarını yeniliyorlar ve geleceğe yönelik planları, projeleri, işte programları noktasında kendilerini revize ediyorlar. Bizler de inşallah şehirde yaşayan insanlar olarak, şehirde yaşayan fertler olarak her iki seçiminde, çünkü hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, her iki seçim sürecinin de Elazığ'ımız için, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başkanım ifade etti, burada Elazığ'da yaşadığımız şehirde belediyecilik anlamında ciddi sorunlar yaşıyoruz, organizasyon problemi yaşıyoruz. Belediye mekanizması şehrimize, memleketimize hizmet edebilir halde değil. Maalesef yapısı bozulmuş, sistemi bozulmuş, ekonomisi bozulmuş ve hizmet üretemez, organizasyon yapamaz, geleceğe yönelik projeler ve tedbirler alamaz hale gelmiş. İnşallah bu seçim bu anlamda bir fırsat olur hepimiz için. Esnaflarımız için de ciddi sorunlar var. Bahsettiği gibi başkanımızın kaldırım işgalleri, bunların hepsi tablacılar, işte ruhsatsız, haksız rekabet ortamına gelecek koordinasyonsuzluklar, organizasyon bozuklukları şehir insanımızın hepsini etkiliyor. Esnafımızı etkiliyor, esnafımızdan alışveriş yapan insanımızı etkiliyor. Kalitesiz, işte kontrolsüz, garantisiz ürünler, sağlıksız ortamlar, hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bunları maalesef her an görüyoruz. Biz burada şunu ifade ediyoruz. Bunların arkasında bir zihniyet problemi var. Yaşadığımız şehirde bu yönetim algısının arkasındaki bu zihniyet problemini değiştirip güvenebileceğimiz, kendisine emanet edebileceğimiz, mekanizmayı emanet edebileceğimiz bir algıya ihtiyacımız var. Bu bizi yönetecek olan bu algıdır. Güvenebileceğimiz bir mekanizma olması lazım. Bunun topluma hesap verebilir olması lazım. Yani seçim sürecindeki en önemli hadise hesap verilebilen, hesap sorulabilen bir mekanizma. Siyaset madem seçimle geliniyor, siyaset mekanizması yapılanların hesabını vermeli. Halkta yapılanların hesabını sorabilmeli. Mahkemeler var, yargı var, kolluk kuvvetleri var. Her mekanizma kendi işini yapacak. Ama vatandaş olarak bizler sandık başına gidip yapılan uygulamaların sorumluları kimse onların hesabını soracağız ki burada siyaset mekanizması ön plana çıkıyor. Çünkü topluma taahhüt eden, geleceğe yönelik projeksiyonlar çizen, projeler çizen bir gelecek dizaynı vaadinde bulunan siyasettir. Siyaset mekanizmasıdır. Yaşam koşullarını oluşturan. Biz diyoruz ki burada insanların hesap sorması lazım. Yapılan yanlışlıkların hesabını sorması lazım ve topluma yapılanları izah etmesi lazım. Ve bizler de bu şehirde yaşayan insanlar olarak karar verirken geleceğimize yönelik yaşadığımız şehrin daha yaşanabilir, daha güzel, insanca yaşanabilir, çağdaş bir şehir olabilmesi için geleceğimize yönelik dertlenerek, işi ehline vererek ve güvenebileceğimiz bir yönetimi oluşturmamız gerekiyor.
İnşallah bu süreç, seçim süreci şehrimiz için hayırlara vesile olur. Bahsedilen işte merkezler, işte galericiler gibi siteler, esnafların ihtiyacı olan sitelerin organizasyonu tamamen planlamayla alakalı hadisedir. Önümüzde bir fırsat var Elazığ'da. Şehrimizin 20 yılını hali hazır haritasıyla beraber planlama aşamasındayız. Seçim sonrası bu anlamda geleceğe yönelik yapılacak işler önce planlanacak, kağıt üzerinde dizayn edilecek, uzmanların görüşüyle, altyapısıyla, işte mülkiyetiyle, planıyla, bağlantı yollarıyla önce kağıt üzerinde planlanacak, belediyenin projesi ve programı haline getirilecek, ondan sonra uygulanacak. Kişilerin kendi düşünceleriyle, kendi yargılarıyla, işte bana göre burası böyledir, işte bize göre böyledir yargılarından ziyade belediyenin kurumsal kimliğini kazanarak, bir mekanizma olarak işler hale getirilerek, ekonomik sorunları çözülmek kaydıyla bir plan ve proje çerçevesinde kamunun menfaatini güden, kamunun menfaatini ön plana çıkaran bir anlayış çerçevesinde yönetim algısıyla ancak sorunlarımızı ve problemlerimizi çözebiliriz. Yaşadığımız sıkıntıların çoğu sistem sorunudur. Kaosun çoğu işte sistem sorunudur. Sistemi düzelttiğimiz zaman, işleyen bir mekanizma kurduğumuz zaman birçok sorun çözebiliriz. Bizim ihtiyaçlarımız basit ihtiyaçlar. Şehrimizin çözülemeyecek, işte altından kalkamayacak problemi yok. İnşallah milli görüş anlayışı çerçevesinde önce güvenebileceğimiz, dürüst, kendisine emanet edebileceğimiz kamunun kaynaklarını, yani başkanımızın ifade ettiği el emin görevini üstlenecek bir mekanizmayı inşallah, bir yönetim algısını inşallah iş başına getireceğiz. Sizin de gözleriniz, kulağınız, biz bugün seçim çalışmaları çerçevesinde oto onarıcılar odasının yeni yapılan kongresin neticesinde göreve gelen başkanımızı ziyaret etmek maksadıyla burada bulunuyoruz. Biz kendilerine Saadet Partisi teşkilatı olarak, ben belediye başkanı olarak başarılar diliyorum faaliyetlerinde. Evet, biz Elazığ'da yaşıyoruz. Sanayi sitemiz, küçük sanayi sitemiz Elazığ'ın en önemli mekanlarından, yerlerinden birisi. Biz Elazığ'ımızın her kesiminin, her ortamının olduğu gibi küçük sanayi sitemizin de arzu edilen, istenilen seviyeye ulaşması için, belediye hizmetlerinden istediği, istenilen, arzu edilen hizmeti alabilmesi için çaba ve gayret sarf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada konuştuğumuz zaman ortaya çıkan hadise şu, bizim sürekli ifade ettiğimiz gibi mevcut belediyede sistemin bozulmasından, organizasyonun bozulmasından kaynaklanan bir hadise var. İşin sahibi yok ortada. Belediye mekanizması işlemez hale gelmiş. Tabii borcundan, ekonomik sıkıntılarından da sürekli bahsediyoruz. Sistem çökmüş. Sistem çöktüğü için de en ufak, en basit ihtiyaçlarımızı bile en basit belediyeden almamız gereken hizmetleri bile maalesef alamaz duruma gelmiş bulunuyoruz. Burada esnafımızın iş problemi var, işsizlik problemi var, mekan problemi var, belediyenin yapması gereken asli görevlerini yapmamasından dolayı sıkıntıları var. Bunların hepsini burada tespit etmek mümkün. Ben Elazığ'da yaşıyorum. Burada harita mühendisiyiz. Burada yatırımlarımız var, gelecek planlamalarımız var. Buradaki esnafımızın durumunu her gün görüyoruz. Zaten bu şehirde yaşadığımız için esnafla ticaretimiz var. Burada çalışan ustalarımızla, çalışan kesimlerle sürekli diyalogumuz var. Gerçekten bizim aslında problemlerimiz, asli problemlerimizdir, asli ihtiyaçlarımızdır. Böyle havayı gerçekten... Tabii ki her şeyin mükemmel olmasını, her şeyin yerli yerinde olmasını elbette ki istiyoruz. Ama biz mevcut durumda yapılabileceklerin en azından yapılmasını istiyoruz.
En azından çevre düzenlemesi, en azından yol, en azından temizlik gibi asli ihtiyaçların yapılmasını olabilecek, yani olmazı istemiyoruz. Esnaflarla konuştuğumuz zaman bunu algılıyoruz. Olabilecek şeylerin bile, en normal şeylerin bile yerine getirilmediğini görüyoruz. O açıdan biz diyoruz ki inşallah bu seçim Elazığ için bir fırsat olur. 30 Mart seçimi şehrimiz için bir fırsat olur. Doğru bir anlayışı, hakkı üstün tutan, insana insan olduğu için değer veren, paraya, makama ve çevreye, doğaya saygı, insana saygı duyan bir anlayışı iş başına getiririz ve topluma hizmet edecek, hizmeti öncelleyen, kamunun menfaatini ön plana çıkaran bir algıyla bu şehir inşallah tanışır ve bir daha bu anlamda sıkıntılarımızı çözmüş oluruz. Biz diyoruz ki 30 Mart bu anlamda bizim için inşallah bir fırsat olacak, bir miat olacak. Yapılan yanlışlıkları, o yanlışlıkları yapanların hesabı sandıkta sorulacak ve inşallah milli görüş iktidarıyla Elazığ hak ettiği hizmeti, hak ettiği belediyeciliği Elazığ'da tekrar yaşayacak diye düşünüyoruz. Ben basınımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanımıza da tekrar görevinde yönetimiyle beraber görevinde başarılar diliyorum. Yok öyle, bu hali de taktır yoktur. Yani. Yok. Saadet Partimizin değerli belediye başkan adayı ve kıymetli yöneticileri, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sendikamızı ziyaretiniz bizlere onur verdi. Ben şahsınızda hem camianıza hem de şehrimize bu seçimin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün seçim çalışmaları kapsamında kamu kurumları, işte sivil toplum örgütleri, sendikalar, bizim hedef kitlelerimiz bu çerçevede şu anda Yol İş Sendikamızı ziyaret etmek maksadıyla burada bulunuyoruz. Bizler de öncelikle kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Malum bir mahalli idareler seçimi var. Bu seçim vesilesiyle biz bu şehirde yaşıyoruz. Yaşadığımız şehirdeki sorunları, problemleri, sıkıntıları medeni bir şekilde, insanca konuşacağız, işte sorunlarımızı masaya yatıracağız, değerlendireceğiz ve asıl amacımız sorunları çözmek olacak. Yaşadığımız şehrin yaşanılabilir bir şehir haline gelmesi için mücadele etmek olacak. Bu vesileyle elbette ki her kesimle, her kesimdeki insanların sorun ve problemleriyle ve yaklaşımlarıyla ilgilenmek zorundayız ve görüş alışverişinde bulunmak zorundayız. Bu amaçla da buradayız. Bu geldiğimiz günde Yol İş Sendikamızın hakikaten sıkıntılı süreç, az önce başkanımız ifade etti, sıkıntılı bir süreci var işçilerle ilgili. Özellikle taşeron işçileriyle ilgili sıkıntılı bir süreçleri var. Bu konuda ben kendilerine kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Evet, ekmek aslanın ağzında. Hakikaten işsizlik olanı Türkiye'de genelinde işsizlik nihayetinde bir sorun. Gençlerimizin iş bulmaları problem. Buna ilaveten iş bulanların da sosyal haklardan, insani haklardan mahrum kalmaları ve yaşanılabilir ihtiyacına cevap verebilir bir gelir elde etmeleri de bir problem. Burada biz bu ülkede yaşayan herkesin insan onuruna yakışır bir şekilde hayatını idame etmesi için alnının teriyle çalışacağı ve çalıştığının karşılığını, hak ettiğini alacağı bir iş ortamına kavuşmasını temenni ediyoruz. O anlamda siyasal mücadelemiz de o. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Mahalli idareler seçimi var önümüzde. O seçimle ilgili gittiğimiz her yerde konuştuğumuz zaman en büyük problemin güven problemi olduğu, en büyük problemin adil bir paylaşımın olmaması, adaletin olmaması olduğunu görüyoruz. Organizasyonun, mekanizmanın dağıldığını ve kaynakların israf edildiğini, çarçur edildiğini, ihalelere fesat karışıldığını, ondan sonra belediye imkanlarının yanlış yatırımlarda heba edildiğini ve mekanizma dağıldığı için ve kaynaklar tükendiği için de hizmet alamaz bir hale geldiğimizi görüyoruz. Yani vatandaşlardan da edindiğimiz intiba bu çerçevede. Her şeyden önce adalet gerekti. Az önce başkanımız da ifade etti. Bizim işçilerimiz insanca bir muamele istiyorlar.
ve adalet istiyorlar. Hakkın yerini bulmasını istiyorlar. Biz bu şehirde yaşayan insanlar olarak da adalet istiyoruz. Fertler olarak hem hizmette adalet istiyoruz, hem insanca yaşanılabilir bir şehrin oluşturulabilmesi için hizmetlerin eşit, dengeli ve doğru bir şekilde ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu seçim inşallah 30 Mart seçimi Elazığ için bir dönüm noktası. Toplumun iradesini, halkın geniş kitlelerinin iradelerini sandıkta işte yansıtacakları bir seçim olacak. Biz yapılan yanlışlıklara, yapılan uygulamalara, işte haksızlıklara, kötü yönetim anlayışına seçimlerle ancak müdahale edip işte yanlışı düzeltme imkanı bulabiliyoruz. Bu çerçevede biz önce hayır dua ediyoruz. İnşallah şehrimiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olur. Problemler belli, sıkıntılar belli. Bu şehirde teknik eleman sorunu yok, kaynak sorunu yok, mekan sorunu yok. Kaynakları tükenmiş, borca batmış bir belediye var ama imkanları da var. Ve bu borcu temizleyebilecek, düzeltebilecek imkanları da var. Bütün bunları çözebilecek, güvenilir, emanet edebileceğimiz, yani yönetimi emanet edebileceğimiz bir anlayışa, bir algıya ihtiyacımız var. Ve bunu da biz iddia ediyoruz. Diyoruz ki bu algının karşılığı milli görüştür. Güvenebileceğimiz, kamu kaynaklarının tüm imkanlarını topluma seferber edecek bir anlayıştır milli görüş. Daha önce yapmıştır. İnşallah milli görüş belediyeciliğiyle belediye, şehir, mekanlar hak ettiği hizmeti alırsa eğer ondan sonra yatırım, istihdam, şehrin açılımı noktasında da belediyenin faaliyetleri şehrin önünü de açacak. İstihdam noktasında da kaynakların, yeni etki alanlarının oluşması mutlaka sağlanacak. Bu şehirde organizasyon bozukluğu, sistem bozukluğundan kaynaklanan yükü, çileyi gene gariban insanımız, bu şehirde yaşayan dürüst vatandaşımız çekiyor. Biz daha önceleri de ifade ettik. Yani su parası nihayetinde bugün birçok yerde faturalar önümüze çıkıyor. Yani korkunç su faturalarını ödemek zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi organizasyon zafiyetinden. Belediye 3 birim su üretiyor. Ürettiği 3 birim suyun bir biriminin ancak tahsilatını yapabiliyor. Kaynaklar boşa akıtılıyor. Cadde sokaklarda sular patlamış gidiyor. Ve tahsilatlarda ciddi sorun var. Biz Saadet Partisi teşkilatları ve adayı olarak diyoruz ki geldiğimiz ilk gün ilk yapacağımız iş organizasyonu düzeltmek ve belediyenin yapmış olduğu hizmetlere topluma ucuz, düşük maliyetli sunmak için ilk işimiz su parasını %50 ucuzlatacağız ve insanımıza ilk etapta rahat bir nefes alma fırsatı tanıyacağız ve organizasyonu iyi yaparak toplumumuzun hak ettiği hizmeti almasını sağlayacağız. Ben tekrar başkanıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Sendikamıza, sendikamızın diğer kurullarına, temsilcilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. İşçi kardeşlerimize de 4C statüsünde çalışan işçi kardeşlerimize de mücadelelerinde, haklı mücadelelerinde başarılar diliyorum. İnşallah onlar da hak ettikleri hem ücret hem sosyal haklar anlamında hak ettikleri şeyi bulurlar, beklentilerini karşılarlar inşallah. Ben tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.